Hocam ne yapıyorsunuz? Keçi sucuğu yapacağız, pişireceğiz arkadaşlar. Maşallah hocam, elinizden de iş geliyor. Biraz mangal yakacağız. Hocam her türlü dal alıyor. Şöyle bir götürmek bakalım. Yeter mi? Tamam hocam. Ya da kalmanak bir köy olsun. Bak iyi düşündüm. Hocam. Ne yapıyorsun lan? Hocam maşallahınız var ya. Peki abi hocam şeyin ateşin özelliği nasıl olması lazım? Yani nasıl bir ateş istiyoruz? Nasıl bir köz istiyoruz? Bize bunları da anlatır mısınız? Evet, ustamdan alalım. Ustamızdan mı alalım? Sucuk pişirmekte genelde közün iyi yanması lazım. Közün yanıp az yağı alınca evet. Alevlenmemesi lazım. Özünün gitmesi lazım. Yoksa alevlenir değil mi? Çünkü yağlar damladığı an harlanma dediğim dolayı şekiller. O yüzden tamamen yanıp köz olması lazım. Bu arada bugün hayvanlara yeldif yaptık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Neden yeldif yaptığımızı da zaten önceki videolara bakarak anlayabilirsiniz. Hayvanlar genelde doğal odunlardır. Odunlar doğal organiktir. Organik odun. Arkadaşlar lezzeti daha güzel olur. Aynı zamanda şeydir, zeytin dalı. Ete lezzet verir aslında. Zeytin dalı. Tütsü de oluyor arkadaşlar. Tütsü yaparlar böyle. Tütsüleme derler. Bugün keçi eti pişireceğiz. Keçi sütü. Burada da izleyicilerimizden bir tanesi var. Ne izliyorsunuz? Valla bir şey izlemiyorum ya. Sedat Bey kapatmış. Sedat Bey'e aitti. Sos. Sucuğun sosu Sedat Bey'e aitti. Evet. Burada görüyorsunuz. Sucukların sosunu özel yapmış. Fazla baharatlı olmadı çünkü baharatını dediğim gibi el yapımı, sağlıklı el yapımı. Renge bakmayın arkadaşlar. Bunda boya herhangi bir katkı olmadığı için. Katkı olmadığı için. Bir de işte dediğim gibi biraz hayvan yağlıydı. Evet. Zaten eti de güzel yapan, lezzetli yapan yağ. İç yağ. Angusta da neden et lezzetli oluyor angusta? Mermerimsi yapı var. Aynen öyle. Yağ var etin arasında. Normalde dana etlerinde yağ fazla olmaz. Çok da tadı olmaz dana etinin. Evet. Ama Angus'un öyle bir özelliği var. Koyun eti de öyle. Aynen öyle. Keçi de eti de öyle. Keçi eti şimdi koyuna göre dediğim gibi biraz daha danaya yakın. Lezzetini zaten alacaksınız yani. Şimdi hayatımda ilk defa ben keçi eti yiyeceğim. Aynen, hayatımda ilk defa da Halep keçisi eti yiyeceğim. Aynen bir deneyin ondan sonra konuşalım yani. Arkadaşlar. Ama dediğim gibi ilk yapmamıza rağmen. Hocam sizin mangal başına alabilir miyiz lütfen? Doktor Gurme. Mangal başında. Hocam işten hepsini sizin yapmanız lazım biliyorsunuz. Niye ben yapayım? Abi? Hocam videoyu size ait hocam. Sönecek mi? Hayır yansın. Biraz acemi gibi davranıyorum ama olsun. Öğreneceğiz. Aslında profesyonel ama... Profesyonel hocam mangal... Roleplay yapıyor hocamız. Mangal çok güzel arkadaşlar. Yani. Bir, iki... Görüyorsunuz uzunluğu. Herhalde bir... Var. Sebebine gelince açıklasın bakalım. 1.80 vardır bu. Neden şimdi dört gözlü bu mangal? Bizim dediğim gibi şu keçi işinden önce bir koyun işimiz olduğu için biz... Ailecek yiyeceğiz. Evet. İkincisi belli doluyordur. İkincisi burada kurbanlık işi yapıyorduk. Bizim Adana'dan dahi müşterilerimiz vardı. Oo. Buraya gelirlerdi kurbanlıklarını keserdik. Burada bir ekip dayım, kardeşlerim bir ekibimiz vardı burada. Kesiyorduk, biçiyorduk, gönderiyorduk. Ama o arada da mangalımız sürekli yanıyordu. Bir yanda ateş yanıyordu, bir yanda pişiyordu. Beklerken yani aç kalmasın. Aç kalmasın diye. Tabii. Muhteşem bir güzel bir olay tabii. Ya. Yani bizim kestikleri hayvanın tadına bakıp öyle gidiyorlardı. Yok ayrı. Bir tanesi zaten yeniyor. Kendileri bir tane hayvan kesiyor. Müşterilerle. Gelen misafirleri ikram ediyor. Bir de Sedat Bey çok güzel kavurma yapar. Kurbanlar da ayrıyeten kavurma da olurdu. Kavurma da çekeceğiz. Kavurma da olurdu. Mangaldan güzel şey olarak kavurma biraz daha...
şey oluyor yani, daha çok hitap ediyor. Yani mangalla çok uğraşıyorsun. Kavurma direkt. Bak, bak. Biraz kavurma daha... videosu da çekelim evet, ya. Evet, bir gün kavurma da yaparız inşallah. Ya bizim için... Hocam püf dokunuşlar yapıyor. Evet. Noktasal atış bunlar. Şimdi insan sağlığı biliyorsunuz, her şeyden önemli. Aynen öyle. Bizim kaliteli gıdalar tüketmemiz gerekiyor. Organik gıdalar tüketmemiz gerekiyor. Kaliteli beslenmemiz lazım. Artık insanlar her şeyin şeye kaçıyorlar yani. Doğal, organik. Evet. Köy ürünleri. Oo, mis gibi oluyor canım. Dondur abi. Donduralım mı hocam? Kamera arkası yaparak. Tamam. Hobi bahçesiye gireceğim. Hobi bahçesiymiş arkadaşlar. Hobi bahçesinden hocamız bir şeyler toplayacak. Evet, hobi bahçesi. Sedat Bey'in. Gerçekten de şu an bu güneş. Adana tuhaf bir yer ya. Çok sıcak. Yazı kışı fark etmiyor. Ha, bir keçi kaçmış. Sedat abi! Burada bir keçi var, kaçmış. He, burada bir tane var, kaçmış, bak haberiniz olsun. Hocam topluyorsunuz mu? Yalnız böyle bir giriş yok, görüyorsunuz. Şurası tel. Şöyle V şeklinde giriyorsunuz. Burada soğan var. Biraz közleme. Böyle biber közleyeceğiz. Ne topladınız hocam tamamen bizim için? Tamamen arkadaşlar doğal. Hocam şu patlıcanlardan da alsanıza birkaç tamam, tane. Patlıcan da alacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tamamen keçi gübresi kullanılmış. Kimyasal kullanılmamış. Kışın de... ortasındayız bu arada, haberiniz olsun. Bu yüzden de organik olarak adlandırdığımız bahçemiz arkadaşlar. Tamamen organik. Küçük biberlerimiz var burada biraz. Onlardan toplayalım. Hocam onları kim yiyecek ya? Evet, biraz patlıcan topluyoruz arkadaşlar. Şurada var hocam. Patlıcan közlemesi yapalım. Neydi? Baba kanmış mıydı? Yapıyorlar ya. Aa hocam, biberi mahvettiniz hocam. Arkadaşlar yok, yorumlarda. Yok, bir şey olmaz ya. Bir şey olmaz. Yorumlarda. Sen basmışsın oraya. Hocaya şey yapabilirsiniz. Sen basmışsın. Ayağını çek oradan. Çek ayağını. Ben bastığım yerde yok hocam, bakın. Patlıcan. Vallahi hocam gitti biberler. Gördüğünüz gibi gayet organik. Hocam şurada çok güzeller var. Şu ileride. Şu küçüklerden ziyade evet. Hocam şurada ileride. Tepeleme şey var. Tepeleme oraya git. Gel bu tarafa. Şuranın altında hocam. Baksanıza oraya. Hani? Oo arkadaşlar. Asıl az yine orada. Tamam. Gördüğünüz gibi. 3 tane. Bir tane daha alırsak söğüşte kullanabiliriz. Söğüşte evet. Mi yapacağız hocam? Ya şey yapacağız bunları. Közleyeceğiz. Köz salatası. Aynen öyle. Bizim adam keçileri götürdü mü? Arkada başka bir keçi sürüsü var. Yok, bizim keçi sürüsü o değil mi? Hayır hocam, bizimkiler. Hayır, bizimkiler onlar ya. Bizimkiler mi? Tabii. Çobanımızı götürdü bak. Onlar... Tamamen hocam, Sedat abi keçileri kurtarmak için galiba, bizden kurtarmak, özellikle hiç benden kurtarmak için götürmüş olabilir. Yayılıma bırakmış olabilir. Şu kapıyı kapatalım da keçiler girmesin. Gözümüz yanıyor. Bizim... Hocam sucuk yapımından anlar mısınız? Sucuk yapımından pek anladım, söylenmez ama yemesinden anlarım. Annem senin patlıcanları, biberleri hoca sömürdü, haberin olsun. Hocanın canı sağ olsun. Yensin içilsin yeter ki. Hem de yenecek içilecek, ziyan olmayacak. Aynen öyle. Bunlara kedi. Söğüş yapacağız. Bunlardan. Hocam sizden güzel bir performans bekliyoruz. İnşallah. Yeme kısmında ben içeceğim.
Hocam yemek kısmında büyük ihtimalle bütün odak bende olacak ama. Burak'la yemek kısmında yarışmaya giremem. Nakavt olurum yani. Şimdiden galibiyet senin. Verdim galibiyet. Bir gün ayır Burak'la ne yapacaksak. Hayatta yarışamam hastanelik olurum. Hocam zaten siz çok yiyemiyorsunuz ya. Mideniz hasta sizin. Ben az yerim, öz yerim. Hocam yine püf dokunmuşlar. Hocam patlıcan erken konulmuş olmuyor mu bu şekilde yoksa? Pisin erken değil mi? Pisin mi hocam? Tabii tabii patlıcan anca pişer. Tombul patlıcan. Güzel yeri bulmuşsun. Hani? Bizim arabayı da işgal etmiş kedi. Bizim arabayı işgal etmiş. Abi arkadaşlar da gösterek şimdi. After before yapalım hocam. Durduruyorum videoyu. Tamam dur. En büyük hayranlarından Mehmet bir, Şef. Bir Master Chef yarışması yapalım. Narlık. Narlık Master Chef. Davet edecek misiniz hocam buradan? Tabii herkes davet edecek. Master Chef'i davet ediyor musunuz? Master Chef'i ne yapak kardeş ya? Favorilerinden Barbaros. Barbaros favorisiymiş Ali abinin. Köy Master Chef'i yapacağız biz. Köy Master Chef'i. Aslında biz köylüler arasında yemek yarışı yapsak daha iyi olmaz mı abi? He? Hocam ben hakem olabilir miyim? Yeme yönünde. Kesin jüri, jüri olsaydı jüri. Jüriyim işte hocam. Programı şu köylerde yemek sefası. Abi, seni çekin mi? Yok ben yapmam. Ben ama. Vallahi çekiyor. Ben sevmiyorum öyle çok. Biberler de şişede. Kendi yanıyor. Ateş orijinal bir şekilde yanıyor. Ben buraya asla mutfağımı şey yapmam. Emanet etmem. Asla mutfağı tek başına bırakmam buraya. Bitirir. Bitirir. Hiçbir şey bırakmaz. Şeyler süpürür. Ekonomik olmasa hiç. Hocam tadına bakıyorum. Hele abi düşünün. Bir ıssız adada 3-5 kişi kaldınız. Evet. Değil mi abi? Burada o yemeğin başına emanet ettiniz. Yandınız. Üçüncü gün ölürsünüz açlıktan. Survivor'a gitmemesi lazım. Aynen. Survivor'a kavga eder. Ona göre çok kavga eder. Dengeli. Yiyiş pirinç ya. Ben tam bir yiyiciyim. Milli yiyici. İyi kuzum. Çalışkansın. Bak ablalarımı bile süpürdüm. Sen helal olsun. Abi ya, hocam buraları hep ben süpürdüm. Yani. Yok. O yönden çok şeyli ya. Temiz. Yani. Ben, bence hem yapacak hem yiyecek. Ben severim öyle insanı. Çok temiz titiz. Evet. Çok programlı. Ne kadar günlük güzel. Programları var. Ne yapacağı güzel. İşleri programı alır. Helal olsun, helal olsun. Yiyemezsin de idare ediyoruz. Yiyecek tabii. Yiyecek ki öyle enerji. 3 kişilik yiyor ama ne yapak? Enerji olacak ya iş yapacak. Enerji. Oo. Hadi kuzum benim. Allah ne verdiyse. Burası Survivor. Aynen. Kim bu kadar biber yiyecek? Ben biber yemiyorum. Sen nasıl bunlar acı mı? İşte bahçe biberi. Bahçede, acı mı? Acı da vardı. Tatlı Burak, da. Çok acı yiyelim. Değildi. Seni nasıl doyuracağız? Biber yiyeceksin. Patlıcan ben niye topladım? Senin ufak oğlan da ekmek almaya gönderdim. Evet, ekmek çocuk, almaya. Senin ufak oğlan evlendi hala ufak oğlan olmaktan. Ay çıkmadı. Aynen. Yapma ya, aynı. Annem de bana hala bebeğimdir. En küçük benim. Küçük. Sen büyümedindir benim gözümde. Doğru. Annelerin gözünde. Annelerin gözünde öyle. Annelerin gözünde öyle çocuklar ya, Allah'ım esirgesin. Yetmez mi iki şiş bize? Yeter. Vallahi. İki de yeter. Bir tane daha koy istersen. Biber güzel yani. Közlenmiş biber çok güzel. Şu tom şeylerden de koyayım mı? Dolmalık biber. Büyük yani seç bu zaman. Şunları. Bunlar daha güzel közleniyor. Daha sulu olduğu için mi? Közleyen son. Patlıcan ateşte pişiyor biber közde. Bulabilirsek keçi yoğurdu. Her türlü şeyine faydalanıyor. Bugün keçi yoğurdu. Etinden, keçi eti, keçi sütü, keçi gübresinde yetişmiş biberler, patlıcanlar. Patlıcanlar pişmiş gibi sanki, pişmemişler mi? Daha biraz daha pişsin.
Tamamen arkadaşlar keçi gübresine yetişmiş biberlerimiz. Ben taktım belirtin. Burak takmış. Bu yerleri de ben süpürdüm. Burak yerleri de süpürmüş, tertemiz yapmış arkadaşlar. Neredesiniz Bora? Hoş geldiniz Bora. Sağ ol. Hoş geldiniz ablam. Merhaba. Merhabalar. Ne yapıyorsunuz? Ama gel nerede? Gelin ağam da hoş gelmiş. Burada mı anne? Hatice Hanım iş başında. Hocam nasıl yaptık şimdi? Şimdi böyle açıyoruz arkadaşlar. Hocam çiğ sucuk yenir mi? Yenir. Hocam sevginizi de katın. Aç kalınca sevgimi katıyorum. Okşuyorum. Okşayın evet. Hocam bir başka bakıyorsunuz sucuğa şu an. Sucuk sucuk olalı bu kadar ilgi verdiğini hatırlamıyorum. Ortadan kesin. Elinizde köfte tarzında pişirelim biz onları. Made in Sadat. Made in Sadat. Made in Sadat. Made in Sadat. Dur. Bizim ızgaramız nerede? Tam ne anladık? Neyse ızgaramızı düzeriz. İki böleceksin. Tamam onu yaptı evet aynen öyle. Evet işte o. Hocam olayı biliyor ya. Bıçak anlatmaya biraz daha gerek. Geniş spatula. Ya bir bak bakalım. Şey bıçağı var ya. Kasatura. Kasatura varsa. Satır satır. Satır da olur. Hocam. Bak pardon. Şunu şey yapacağım şöyle. Şöyle yapacağım. Acısı da güzelmiş. Dur. Tam yapmıyorum hocam. Şöyle. Okey. Evet. Oh, very good. 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 Very nice. Yabancı izleyicilerimiz de buradan. Very nice. Very nice. Hocam altyazı eklersiniz. It is looking so delicious. God meat. God meat. God meat. Perfect. Handmade. Yes, at you. Sedat made it. Made in Sedat. Made in Sedat. God meat. Made in Sedat. Here is Sedat's livestock. Oh, good. Hocam. Oo, var mı? Dede. Mal mumundan ha sapı. Dede yağdı gari herhalde. Eskiden. Arkadaşlar tarih yatıyor burada. Kaç tane insan öldürdü? Annemin famous steel. Famous steel. Famous steel. Still. Yes. Dedesin dedenizden. Bu abi daha o zaman çocuktan. Ben açayım hocam siz şey yapın. First grandfather. Yes. Yıl önce. 80 years ago. 18. It is 18. Annemin dedesinden kalmış işte o. Onlar da sucukçuymuş hocam. Yeah. Annemin dedesi. Sucuk o zaman sucukçu bir aileden geliyorsunuz. Yani evet atalarda var sucuk yapanlar. Bu orijinal bağırsak mı peki? Evet. Tabii. Selam. O şeyi nasıl öğrenelim dayı? Hocam sen bir videon var mı? Ne? Minik bağırsağını yapıştırdım. Evet. Hocam şöyle. Fazla şey yaptım. Nasıl? Hocam bu inek bağırsağı nasıl kurutuyorlar, nasıl öğrenebiliriz? Nasıl kurutuyorlar mı? Evet. Ya şunu. Şunu bulmamız lazım bizim. Bu bağırsak ya. Bağırsak da ama nasıl ilk önce çıkıyor? Tuzlayıp kurutuluyor sanırım bu ya. Hı. Hocam. Hocam devam edin. Sizin için açtım o kadar. Tuzlayıp onlar... Vazifemi Sedat abiye devrediyorum ben. Hocam öğrendi ya. Abi sen bunları aç istiyorsan. Ver açayım bakalım. Ben benden iyi açayım. Sıla gecesi oldu. Yemek seviyor. Neredesin abla ya sen ya? Ya siz gene unuttunuz ha? Abla seni hiç unuttum ben ya. 50 defa dedim ki
Nişanlık dönemlerinde hocam, efsane yaptınız. Beni götür, tamam. Şey olsun, arayacağım seni.